İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 68. programımızı izleyeceksiniz. Konuğumuz Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Ben hem program hakkında hem de Abdurrahman Kılıç hocamız hakkında kısa bilgiler vereyim. İstanbul'da biliyorsunuz geçen hafta bir hastane yangını gerçekleşti Taksim'de. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Buradan hareketle, bu yangından hareketle Türkiye'deki kamuya açık binalardaki riskleri konuğumuza soracağız. Yangına karşı önlemler, yangın yönetmeliği ve ülkemizdeki sorumlu uygulamaları konuşacağız. Ayrıca daha önce biliyorsunuz Rusya'da bir AVM yangını oldu. O yangınla ilgili kısa bir videoyu izleteceğiz sizlere. Pazar günü ise New York'ta Trump binasının 50. katında bir başka yangın çıktı. Eski yangınlara da atıf yaparak bu programımızı sürdüreceğiz. Efendim, Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Fakültesi'nde öğretim üyesi ve 1987 yılından bu yana yangınla ilgili birçok çalışma yürüttü. Bir dönem 1989-1994 yılları arasında da İstanbul İtfaiye Müdürü olarak görev yaptı. İlk yangın yönetmeliğinin çıkarılması, ilk kurtarma ekibinin oluşturulması gibi birçok yeniliğe de imzasını attı. Evet, aslında Abdurrahman hocamızla ilgili birçok bilgiye internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Hocam, en son yangından başlayalım. Arkadaşlardan da rica edelim. O yangınla ilgili fotoğraflarımız var. Onları sırasıyla gösterirlerse Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir yangın çıktı. Burası yeni bir hastane. Yani 2013'te yenilendi. Evet, 2013'te ve yeni yangın yönetmeliğindeki değişikliklerden hemen önce yapılmış bir binadır, değil mi? Aslında değişikliklerden önce demek doğru değil. Genel itibariyle şöyle ki, yangın yönetmenliğinin genel esasları 2007'de çıktı. Evet. Bu 2015'teki değişiklikler aslında sadece cephede bazı değişiklikler ama daha önceki yönetmelikte aynı esaslar vardı. Onlar biraz daha yani detaylandırıldı, açıklanır hale getirildi. O nedenle yangın yönetmeliğine tam olarak uyulması gereken yapım tarihi itibariyle olması gereken bir bina orası aslında. Bir de hastane binası tabii ki. Sağlık hizmeti veren bir bina. Hastaneler için zaten yönetmelikte de özel hususlar var. Bu yönetmelikte bu gibi yerlerdeki önlemler yüksekliğine ve kullanım amacına bağlı. Birincisi, en önemli, sizin belirttiğiniz gibi kullanım amacı çok önemli. Hastane mi, okul mu, toplantı yeri mi, alışveriş merkezi mi? Kamuya açık bir bina mı? Evet, konut mu, bunlar önemli. İkincisi de bunun yüksekliği önemli. Bir taraftan yüksek olup bir taraftan da kamuya açık bina olursa bunlardaki önlemler çok daha katı olması gerekiyor. Öncelikle buradaki tabii olması gereken en baştaki önlemler hastane olduğu için hastanelerde bütün uluslararası yönetmeliklerde olsun, bizim binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte olsun, 2007'den itibaren, hatta 2002'den itibaren o tarihte de vardı, 2007'de biraz daha genişletildi. Şu andaki yönetmelik 2007 yönetmeliği. Bu yönetmeliğe göre hastanenin her bir katı, yatak katları, yatılan katları iki kompartımana ayrılması gerekiyor. Kompartmanın herhangi bir tanesinde yangın çıktığı zaman hastaların aynı katta, başka kata indirmeden, merdivenden indirmeden, asansörden indirmeden aynı katta yangın çıkan taraftan korunmuş alana aktarılır. Aktarılması gerekiyor. Yönetmelikte bu iki kompartıman arası, yani her hastanenin yatılan katının her bir katı yangına bir saat dayanıklı en az, ki bu 2 saat olması çok daha uygun, 2 bölüme ayrılıyor. Böylece herhangi birinde yangın çıktığı zaman hastalar öbür tarafa getiriliyor. Öbür bölüme getirildiği zaman getirilen bölüme temiz hava veriliyor. Böylece temiz hava verilmesi hem hastaların ihtiyacını karşılıyor hem de bir taraftan da basınç
fazla olmuş oluyor. Yüksek basınç olduğu için oraya duman girmiyor. Duman dışarı atıyor. Yani. Evet. Zaten yangın çıkan taraftan da doğrudan doğruya egzoz yapılıyor. Yangın çıkan tarafta hem ayrı bir ulaşım merdiveni, her iki tarafta ayrı ayrı olması gerekiyor. Aynı taraftan mutlaka bu yükseklikte otomatik söndürme sisteminin olması gerekiyor. Yangın çıkan taraftan sürekli dumanın egzoz edilmesi gerekiyor. Böylece duman egzoz edildiği takdirde yayılmıyor. Ve her ikisinin arasında yangın en az 90 dakika dayanıklı kapı bulunması gerekiyor. Böylece bir tarafta aslında yanarken ve itfaiye müdahale ederken diğer tarafta hastalar rahatlıkla getiriliyor ve bekletiliyor. Herhangi bir şey olmuyor. Bu olması gereken. Bu yönetmeliğe göre olması gereken. Bu binanın durumu hakkında bilgimiz var mı? Bu binada aslında iki önemli aksaklık, eksiklik var olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Birincisi bir kere asıl yangının büyümesinin en büyük sebebi bu binada cephede kullanılan malzeme. Cephede kullanılan malzeme gerek kamuya açık binalarda gerekse herhangi diğer konut da olsa bile eğer 28,5 metreden daha fazlaysa binanın yüksekliği mutlaka o binadaki cephede kullanılan malzemenin yanmaz olması gerekiyor. Cepheler çok daha yangına karşı hassas, bir taraftan da söndürülmesi çok zordur. Çünkü özellikle de hava şartları kötü olduğu zaman, yağmur, fırtına, kar olduğu zaman hem itfaiye merdivenini açamazsınız, hem müdahale edemezsiniz. Diğer taraftan özellikle bu tarzdaki şehir işlerinde yani aracın giriş noktası olur. Söndürme sistemi alamazsınız çıkında. Bunun için çok katıdır bütün uluslararası yönetmeliklerde. Aslında şunu belirtmem lazım. Şu anda 28,5 metrenin üzerinde yanmaz malzeme kullanılması lazım yönetmeliğe göre. Evet. Bu gelişmiş ülkeler... Diğer katlarda, daha aşağı katlarda... Hepsinde. Evet. Eğer yükseğe fazlaysa, eğer 28,5'un altındaysa o zaman zor alevlenici dediğimiz. Yani zor alevlenici de aslında hiç yanmaz değil ama alevi tuttuğunuz zaman tutuşur ama çektiğiniz zaman yine söner. Yani buradaki hiç yanmaz değil bu binadaki zor alevlenici olmuş olsa, 3 katlı olsa onun öngörülen yönetmelikteki malzeme kullanılsa bile yanmaması lazım. Şunu özellikle belirtmek isterim. Bu gibi binalarda uluslararası yönetmeliklerde ve birçok ülkede 12 metre ile 18 metrenin üzerinde hiç kullanılamaz yanıcı olan malzeme. Bizde 28,5 metre. Bu 2015 yılından önce 21,5 metreydi. Ama bir taraftan aslında 21,5 metrenin azaltılarak daha düşük 18 metrelere indirilmesi gerekirken nedendir bilinmez 28,5'a çıkarıldı. Biz bunu 10 metre daha artırmış olduk. 10 metreye yakın artırılmış olduk. Bunu aslında bana göre en büyük hatalardan bir tanesi bu. Cephe çok sıçrana kadar baktığınız zaman bu biraz önce belirttiğiniz yangınların hepsi cepheden aslında ilerleyen yangınlar. Cepheyle ilgili azaltılması gerekir. Bunun kim neden yaptığını da anlamak mümkün değil. Birisi ya birisine bir menfaat sağlamak için ya birisine bir şey yapmak için bunu bilmiyorum nedenini ama bunu özellikle belirttim ben genel müdür, o zamanki genel müdüre. Böyle bir ülke... Evet, sizin bu konuda makaleniz de var hocam. Evet doğru. Evet. Çok hatta genel müdüre bunu söyledim. Dedim ki yani böyle bir ülke olamaz. Yani 28,5 metreye kadar olanı zor yanıcı, alevlenici olamaz. Dünyada böyle bir ülke yok dedim. Var hocam dedi, Türkiye'de dünya ülkesi dedi. Bu mentaliteyle hareket edildiği için daha bu tarzda yangınlar çok fazla olacaktır. Evet. Buradaki hastane yangına dönersek aslında en büyük faktör cephede kullanılan malzemenin yanıcı olması. Gerçekten... Aslında tabii bu sözünüzü kesiyorum ama işte mesela bu Amerika New York'taki Trump binasının yangınında da aynı problem var. Hatta bir habere göre, yeni bir habere göre 1980'li yıllarda yapılmış bir bina ve Trump o zaman müracaat ediyor ve diyor ki bu binada diyor şu malzemeyi kullanmak istemiyoruz biz. Onun üzerine de hakikaten kullandırtılmıyor. Fakat şu anda çıkan yangının temel nedenlerinden biri de o tür bir malzemenin kullanılmamış olması. Bu Trump'ın binası biraz daha farklı. 1983 yılında tamamlanan ama projesi tasarımı 1970'li yıllarda başlayan bir bina. Bu
O yıllarda Amerika'daki yönetmeliklere göre 1983 yılında tamamlanan binada konutlarda sprinkler otomatik söndürme sistemi zorunlu değil. Evet. Üst kısmı konut olarak kullanılıyor, aşağısı ofis olarak kullanılıyor. Onun için o tarihte otomatik söndürme sistemi yapılmamış. Ama 96 yılında bütün konutlara otomatik söndürme sistemi zorunluluğu getirildiğinde buna karşı çıkanlardan bir tanesi Sayın Trump olmuş. Evet. Bu ve o tarzdaki otomatik söndürme sistemlerine ihtiyacı olmadığını söylemiş. Evet. Yani maliyet nedeniyle sadece Türkiye'de karşılaştığımız bir olay değil. Değil, dünyada kesinlikle. Da bunun örnekleri var. Evet. Peki hocam, şimdi yeniden Taksim Hastanesi'ne evet. dönersek. Dediğiniz gibi dış cephede kullanılan malzemeden faktörlerden kaynaklanan birisi. Bir yangın. Faktörlerden birisi bu. Bunun dışında bir etken var mı? Bu kısımda tabii öncelikle çöp bidonlarını yanıcı maddelerle doldurmaları, bu tıbbi atıklar olabilir. Dış kısımda kontrolsüz bir yerde bulunması. Bu yangının başlangıç sebebi çöp konteynerlerinden başlıyor ama neden başladığı tam belli değil. Kettle'ın atılmasıyla bir yangının başlaması söz konusu değil. Kettle, sigaradan mı, tıbbi atıkların ısınmasından mı? En büyük faktörlerden bir tanesi ülkemizin genel problemi, kimin ne yapacağının belli olması. Belli olmaması. Tatbikatların yapılmaması. Yani şu anda benim üye kızım İngiltere'de, onun hastanede doktor. Onun söylediği, her hafta tatbikat yapıyoruz. Burada her hafta değil, 20 yılda bile bir tatbikat yapılmıyor. En büyük faktörlerden bir tanesi hastaların öyle karga tulumba taşınarak götürülmesi, kimin ne yaptığının belli olmaması, nasıl olsa yangın olmaz mantığıyla hareket edilmesinden kaynaklanıyor. Gerçekte mutlaka tatbikat dediğimiz olay kimin ne yapacağının tam belli olması. Bir hemşire yangın çıktığı zaman ne yapacak? Doktor nerede duracak? Nereye hastalar nereye taşınacak? Hangi noktalarda güvenlik tedbiri alacak? Kim itfaiye haber verecek? Kim itfaiye geldiği zaman yol gösterecek? Gibi detaylı olarak buraya gelen ziyaretçilerle kim ilgilenecek? Bunların çok daha önceden belli olması, belli lazım. Olması gerekiyor. Bu konuda eksik. Buradaki zaten baktığınız zaman bu hastaların karga tulumba taşınması, merdivenlerden o şekilde itfaiye merdiveniyle indirilmesi, gördüğü zaman insanın içi sızlıyor. Böyle olmaması lazım. Bu ikinci faktör dediğimiz olayda işte içerideki başlangıçta belirlediğimiz yatay kompartımanların olmaması. Ben yangın dışarıda... Bu binada yok değil mi? Bu biraz programın başında bahsettiğiniz... Bu binada zaten birincisi eğer yönetmenliğe uygun olmuş olsa böyle bir yangın olmazdı. Eğer söylediklerim uygun olmuş olsaydı zaten karga tulumba indirilmezdi. Bu gayet var yok. Hemen anlayabiliyorsunuz. Biz bunu. Sonuçta ucuz kurtulduk demekle yetiniyoruz. Her olayda böyle söylüyoruz. Evet. Aslında daha önce şeyde Bursa'da meydana gelen hastane yangında çok kişi ölmüştü. Yoğun bakımdan maalesef. Ölmüştü. Evet. Yoğun bakıma dumanın gelmesiyle. Bunlar ders olmamış demek ki. Evet. İnşallah bunda ders olur. Çok şükür can kaybı, yaralanmanın olmaması bizim için önemli bir ders olur ve bundan sonra o... Peki hocam, herhangi bir bina inşa ediliyor ve sonrasında bir yangın raporu hazırlanıyor. Bu yangın raporunu kim hazırlar? Evet. Ve yangın raporu neleri içerir? Aslında yangın dediğiniz zaman bir yangın, benim hep söylediğim şudur. Yangın itfaiye ile söndürülmez. Evet. Yangın tasarımla önlenir, tasarımla söndürülür derim. Öncelikle bir proje yapıldığı zaman birinci planda bunun yönetmeliklere uygun olup olmadığı. Daha proje aşamasında. Proje aşamasında. Tabii. Aslında şu anda yönetmelikleri de hatta kaldırıyorlar. Proje aşamasında riskin var mı yok mu? Bu uygun tasarlanmış mı, tasarlanmamış mı? Günümüzde o kadar teknoloji gelişiyor ki o teknolojiye uygun mu? İkincisi, yapım aşamasında kontrol edilir. Tamamlandığı zaman iskan aşamasında bu proje bazında yapılanlar yapılmış mı yapılmamış mı diye kontrol edilir, bakılır. Üçüncü aşamasında da işletme sırasında denetim yapılır. Bu 2007 yönetmeliğinde böyle midir hocam? Şimdi şöyle, 2007 yönetmeliğinde aslında bu konuda gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman kim yapar? İtfaiye yapar bunu. Evet. 2007 yönetmeliği hazırlanırken bunu o kadar ısrarımla
Çok teşekkür ediyorum. Rahmetli oldular sivil savunmadaki ve diğer şeydeki Sayın Müsteşar Yardımcısı, özellikle de Mahmut Küçükbey'in çok büyük katkısı oldu bu konuda. Dedim ki bunu birileri sorumlu olması ve bakması lazım. Ve bir madde, sadece bir yazı koyduk oraya. Dedik ki bundan sonra, 2007'den sonra itibaren bütün projeler yapına başlamadan itfaiye tarafından kontrol edilir. Proje aşaması. Proje aşamasında. Çünkü yapıldıktan sonra gelip merdiveni değiştiremiyorsunuz. Yapıldıktan sonra gelip bu merdiven dardır, bu merdiven uygun değildir, bunu yık diyemiyorsunuz. Binayı yıkmanız gerekiyor. Evet. İtfaiye teşkilatı bu konuda bunu koyduk o zaman. Evet. Ve İstanbul'da, Ankara'da çok sayıda eleman yetişmeye başladı. Gayet iyi gidiyordu. 2013 yılında bürokrasiyi azaltmak için, yahut da ben açıkça söylüyorum, her yerde söylüyorum, bu inşaat işlerini biraz hızlandırmak için, biraz da daha TOKİ'nin işlerini hızlandırmak için, bu sadece yönetmelikten tek bu cümle çıkarıldı. Ve bu bütün yetki ilçe belediyelerine verildi. Bunu bence yani itfaiyenin bu yetkileri alındı. İtibaren, proje aşaması değil. Proje sadece değil. Projesine bakması, iskanı kontrol etmesi de alındı. İkisi de itfaiyenin elinden alınarak ilçe belediyelerine. Şimdi ilçe belediyelerine verilmesinin sakıncası ne diyeceksiniz? Birincisi, her ilçede ehil eleman, uzman tabii, eleman yetiştirmeniz tabii, mümkün değil. Tabii. Şu anda her ilçe kendine göre yorumluyor. Yorumladığı için de bir tarzdaki sadece yönetmeliği okuyarak tasarım yapılması mümkün değil. Çünkü o kadar geniş ki bu, baktığınız zaman kodlara sadece 300-400 kod var. Her birisi 2000 sayfa, binlerce sayfa. Bunu bilmeleri hep her ilçedeki elemanın, o vasıfta eleman bulundurmaları mümkün değil. Büyükşehir belediyelerinde de böyle midir durum? Mesela bu şu anda bütün Türkiye'de hepsi aynı, hastanelerde hepsi dahil, bütün binalar. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Taksim'deki hastane Beyoğlu Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğu altında. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı da bakıyor ama Beyoğlu, Taksim'deki tabii Taksim Hastanesi Beyoğlu'nda değil aslında, için yeni yapılan, evet, bu yangın için değil. Elbette ilk yapılırken o belediyeden bakılması lazım. Belediyede de değil, ilçe belediyesi buna bakıyor. İlçe belediyesi hangi ilçe ise o ilçe orası, belediyesi de yetkili bakıyor. Böyle olunca yetişmiş olan itfaiyelerde, Ankara itfaiyesinde çok sayıda eleman yetişilmişti. Bir günde hepsini çıkardılar, dağıttılar. Aynısı İstanbul itfaiyesinde. İstanbul itfaiyesinde biraz daha 2013'te çıkmasına rağmen biraz daha devam etti. Bu belediye devam ettirdi ama daha sonraları onlar da tamamen dağıtıldı. Şu anda zabıtaya verildi. İtfaiye ne yapıyor şu anda? İtfaiye bittikten sonra, bina bitmiş, iskana alınmış bir binaya, bir tanesi çalışma ruhsatı almaya geldiği zaman itfaiye gidip bakıyor. Problem şu, öyle bir kaos oluşuyor ki gittikçe bu yeni başladığı için. Daha önce ilçe belediyesi, ben vatandaşım, ilçe belediyesine gitmişim, ilçe belediyesi uygun görmüş. Tamamen bitmiş. Her türlü izin almış. Bina bitmiş. Ben oraya bir tane dükkan açacağım. Bir lokanta açacağım. Geliyor, itfaiye geliyor. Zabıtadan geliyorlar. Büyükşehir'den geliyorlar. Çalışma ruhsatı alacak. Rapor verilecek. Biraz önce söylediğinize evet, geleceğim. Efendim şu eksik. Ya ben bir vatandaşım, ben bunu daha önce söylenmemiş, ilçe belediyesi bunu bilmemiş ve burası 10 santim kısa, 20 santim uzun. Bunun gibi problemlerle karşılaşılıyor şu anda maalesef. Öyle problemlerle karşılaşılıyor, öyle yorumlar yapılıyor ki inanamazsınız. Bazen bu yönetmeliği çıkarmak için çok uğraştım, kısaca anlatırım. İnsan üzülüyor vatandaşın çektiği. Getirdiği ne oluyor? Hiçbir şey. Asıl önemli olan riski büyütüyor. Riski büyütüyor. Bir taraftan da genel aslında olması gereken riski azaltacak önlemler olmuyor. Böylece gittikçe büyüyen bir kaos oluşacak. Kimin ne yaptığı değil. Bu konuda da en büyük zararı vatandaş çekiyor. Ben vatandaş olarak yaptırıyorum. İlçe belediyesinde şöyle veya böyle yaptıranlar da var. Onu artık söylemiyorum. Evet. Ama bunun tek bir bildiğimiz yöntemlerle tek bir yönden elinden geçmesi lazım. Bu sırf bürokrasiyi azaltmak için, itfaiye gelip uzun sürüyor onu kaldırmak için ortadan
böyle bir yola gidilmesi aslında memleket için çok üzücü bir olay. Çünkü bu bütün dünyada bir kurumadır. Kurum tarafından kontrol ediliyor. O kurumda en uygunu itfaiye teşkilatıdır. Demeseniz bile bunu itfaiye bakmasın deseniz bile yine tek bir kurum yapmanız lazım. Büyük şehirlerde en azından her ilçeye bunu vermemeniz lazım. Daha sonra eğer itfaiyeden kontrolü, iskanı, asıl en önemlisi bunlar. Bunları almışsanız o zaman işletmeye de itfaiye vermeyin. Evet. Çünkü kurumlar arasında farklı çelişkiler oluyor. Birisi gidiyor farklı söylüyor, öbürü geliyor farklı söylüyor. Bunun zararını vatandaş çekiyor. Peki hocam, binamız işletmeye alındı. Daha sonrasında bu binadaki yangın önlemlerini kontrol eden bir mekanizma söz konusu mu Türkiye'de? Aslında bu görevde şöyle itfaiye tarafından yapılması gerekir diye yasalarda belirtilir. Öyle mi? Ancak yönetmelikte var bu. Bu yönetmelikte yok. Evet. Bu binalarla ilgili olduğu için denetim kısmında aslında itfaiye tarafından yapılacak diye bir kısım yok. Şu var sadece, bir şikayet olduğu zaman o şeye gidiyor, belediyeye gidiyor. Belediye bunu itfaiye havale ediyor. Aslında Türkiye'de ben şu ana kadar biraz önce söylediğiniz 5 yıl itfaiye müdürlüğü yaptım. Ama itfaiye kelimesi, itfaiyenin Türkiye'de bir itfaiye olduğunu hiç söylemedim. Türkiye'de şu anda itfaiye diye bir kurum yok. Türkiye'de belediye bağlı bir kurum. Belediye başkanlığının... Bir daire başkanlığı. Şu anda onu daire başkanlığı yaptılar. Aslında daire başkanlığı adının değiştirilmesi bile bana göre saçma bir şey. Londra'nınki itfaiye müdürü. Evet. New York'unki itfaiye müdürü. Buradaki Türkiye'de daire başkanlığı yapıp sadece müdür kadrolara araç verilmesi, kadro oluşturulması için yapılan saçma sapan bana göre bir uygulama. Asıl önemli olan özünde değişiklik yapılması, görevinde değişiklik yapılması, uzmanlığının artırılması lazım. Ama adını değiştirmekle bir şey ifade olmaz. Oraya kadroyu artırmakla bir şey ifade etmez. Şu anda daire başkanlığı. Yani, bina işletmecilerine bir yükümlülük var mı hocam? Diyelim ki 28,5 metreyi aşan bir yüksek yapımız var. Evet. Binada da iş yerleri var. Orada bina yönetimine herhangi bir görev, bir sorumluluk yükleniyor mu yasalara ve yönetmeliğe? Yönetmeliğe göre şöyle efendim. Eğer tasarımda bir şey varsa, eksiklik varsa tasarım yapan sorumlu. Evet. Eğer uygulamada eksiklik varsa uygulamayı yapan müteahhit sorumlu. Ama tasarımda yanlışlık var, onu müteahhit ona göre yapıyor tasarım. Arkasından bunlar doğruysa, İşletmede hata varsa doğrudan işletme kusurlu oluyor. Sizin bir binanız var, tasarımı yapılmış, yangınla ilgili tasarımı yapılmış. Deniyor ki işte merdiven açık bulundurulacak, algılama sistemi çalışır durumda olacak, soğutma söndürme sistemi çalışır durumda olacak. Bunlar çalışmıyormuşsa yangın durumunda o zaman doğrudan doğruya işletme sorumlu. Evet. Ama daha önceden... İşletmenin sorumluluğunu yerine getirecek... Teknik bir eleman mıdır? Kimdir bu? İşte çalışır durumda getirmesi için bakım yaptırması gerekiyor. Bakım yaptırması için de asansörün bakımını yaptırması. Tıpkı asansör gibi, onun gibi. Evet. Ama bu Taksim Hastanesi'ni göz önüne alırsanız, Taksim Hastanesi'nde kullanılan malzeme hatası var. Evet. Malzeme hatası varsa, malzemeyi kullanan daha önce tasarımında uygun malzeme konulmuş, bunu müteahhit mi değiştirmiş? Yoksa tasarımında öyle yapılmış, o mu yapılmış? Evet. Müteahhit onu mu yapmış? İzin verenler? İzin, bir taraftan da izin verenler. Aslında izin verenlerle ilgili baktığınız zaman pek fazla da şey göremiyorsunuz. Sorumluluk göremiyorsunuz yönetmeliklerde. Yönetmelikler hazırlayanlar onlara fazla sorumluluk vermiyor. Ama bu konuda en önemli bana göre sorumlu olan kişilerin tasarımı yapan, uygulayan olması lazım. Bizde bir yangın olur. Yangın olduğu zaman en çok sorumlu tutulan kişi birincisi oranın kapıcısıdır, ikincisi bekçisidir. Bekçisi. Bir de en büyük şey... Bir de yönetici varsa yönetici. Yöneticidir. Evet. Ve sebep nedir? Yangın şundan çıktı denir. Sanki yangının çıkış sebebi asıl kusur gibi görülür. Veya bunda da yangın sabotaj. Yangının sabotaj sonucu çıkması aslında
önemli değil. Yangının bir sigaradan çıkması önemli değil. Yangının neden çıktığı önemli. Yangının niye büyüdüğü önemli. Bizde yangın en çok üzerinde olan elektrikten çıktı yangın, sigaradan yangın çıktı. Bütün kusur sanki elektrikteymiş gibi. Sabotaj denir, sabotajdan sonra ne yönetici kusurlu sayılır ne öbürü. Asıl önemli olan elbette sabotajı belli yapan kusurludur, en büyük cezayı almalıdır ama bir sabotaj olduğu zaman yangın başlangıçta burada başlamışsa neden büyüdüğünü, büyümesine sebep olan faktörlerin göz önüne alınması lazım. Bir şunu düşünürseniz, bu hastaneyi düşünürseniz meczuplar olur, hastalar olur, kasıtlı yakanlar olur, gelip çöp kutusunun konteyneri yanıyorsa, o binaya sirayet ediyorsa geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, ve şunu böyle bir binada tutup hastayı bir kattan başka bir kata taşıyorsanız bu hastane binası değil. Bu herhangi bir topluma açık bina bile değil. Bu tür binalarda yangın olduğunda bir asansörün, tabii asansörler kullanılmıyor ama bir asansörün itfaiye ayrılması gerektiği belirtiliyor. Bu tip hastane, bu şeylerde uluslararası yönetmeliklerde, Amerika'da diyelim, İngiltere'de 36 metrenin üzerindeki binalarda geçerlidir. Evet. Bizde 51'in üzerindeki binalarda. Evet. Bu gibi yerlerde şöyle bir hastane aldığınız zaman hastanede acil durum asansörü olacak. Ama bu mutlaka hasta acil durum asansörüyle gidecek anlamında değil. İtfaiye asansörü denilen yahut bizim ona acil durum asansörü diyoruz. Bu bizde 51 metrenin üzerinde. Ama diğer yerlerde Amerika'da falan 36 metre. 36 biraz metre. Daha düşük. Aslında bizde de bunun düşürülmesi yararlı olur. Evet. Önemli olan aslında oraya ulaşımın sağlanması kadar oraya gelen görevlilerin orada müdahale ve kurtarma ihtimallerini bulması. Tabii. Bir itfaiye asansörle yukarı çıkmışsa eğer orada daha önce söndürme için gerekli olan su tesisatı, vanalar, evet, itfaiye su almaz vesaire yoksa bir şey yapamaz. Öncelikle onun olması lazım. Onun dışında tabii ki her zaman acil durum asansörünün olması büyük yarar sağlar. Evet. Ama zorunluluk bizde dediğim siz gibi de 51. Siz de belirttiniz hocam. Bu yüksek binalarda özellikle de hastane gibi kamu binalarında ve insanların girip çıktığı binalarda mutlaka bir basınçlaştırılmış merdiven kovası gerekiyor. Bu evet. Türkiye'de uygulanıyor mu? Uygulanmadığı zaman buna ses çıkartan birileri var mı? Aslında bizim ülkemizde normalde yine 51'in üzerinde olduğu zaman normal konutlar 51, evet, diğer binaların tamamı 30 metrenin üzerinde olduğu zaman, hatta bu AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde falan daha da düşük yükseklikte merdiven basınçlandırması zorunlu. Evet. Aslında yeni yapılan binalarda bu basınçlandırma sistemi yapılıyor. Basınçlandırma sistemi yapılıyor derken bu basınçlandırma zaten bir taraftan kapının normal açılması, yangın çıktığı zaman içeriye hava basılması, basınçlandırma o anlamda, oraya dumanın girişinin engellenmesi. Fanlar konuluyor, yapılıyor da. Benim tek buradaki endişem yangın sırasında çalışacak mı? Evet. Bütün mesele o tabii. Ve bizde bir sistem, yangın sistemi yapıldığı zaman bunun sürekli 20 sene sonra yine çalışacağı varsayılıyor. Siz burası eğer fazla ısınıyorsa, sizin klimalendirme sisteminiz varsa çalışmıyorsa anlıyorsunuz. Kışın üşüyorsunuz, kalorifer çalışmıyor diyorsunuz. Evet. Ama yangın için oluncaya kadar böyle bir şey imkanınız yok. Onun için de yangında sürekli olarak kontrol ve test edilmesi lazım. İşte en büyük eksiklik Türkiye'dekilerin bir tanesi bu konu. Siz başta dediniz ki herhangi bir şikayet olduğunda belediye bunu itfaiye teşkilatına bildirir ve itfaiye teşkilatının da gidip denetim yapması lazım. Gidip yapar, evet. Evet. Bir rapor. Şimdi buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Bizlere, vatandaşlara şöyle bir öneride bulunabilir miyiz? Gittiğiniz, girip çıktığınız binalardaki durumu gözden geçirin. Gördüğünüz aksaklıkları da özellikle yangın önlemleri açısından belediyeye bir an evvel bildirin.
ve bunu da izlemeye devam edin diyebilir miyiz hocam? Tabii, elbette diyebiliriz. Şunu da belirtmek lazım. Yani bir ev alırken artık biz oranın kalorifer sistemi var mı, ısıtması var mı diye bakıyoruz. Tabii. Benzer tarzda oranın yangın önlemleri var mı diye de bakmak. Herhangi bir yangın olduğu zaman ne yapacağız? Nereden gideceğiz? Bunun olması. İkincisi tabii ki bir yerde şu anda bazen bakıyorum böyle bir işletme ruhsatı alınması gereken yer olduğu zaman itfaiye gidiyor, rapor yazıyor. Geçenlerde bir binadaydım, düğün salonu olarak kullanılıyor. 5. kattaydı. 5. katta yaklaşık 1000'e yakın kişi vardı. 1000'e yakın kişi olmasına rağmen bir oraya yangın çıkışı diye yazmışlardı elle. Gidip bakayım dedim, gittim. Mutfağın içinden dediler ki burası kilitli dediler. Orada bir olay olmuş olsa yüzlerce kişinin hayatını kaybedecektir. Asıl önemli olan riskli yerlere bakılması. Şu anda da bakıyorum, belediyeden geliyorlar, belediyeden gözde olan yerlere bakıyorlar. Büyük alışveriş merkezi, büyük bina. Zaten onlar da önlemler alınmış durumda. Asıl önemli olan riskli olup da insanların böyle kontrol altında bulunmayan, sürekli böyle yoğun olarak düğün salonu gibi benzer yerlerin kontrol edilmesi, özellikle de gece kulüplerinin kontrol edilmesi, en büyük ölümler oralar, bunların kontrol edilmesi lazım. Evet. Şimdi arkadaşlardan rica edelim, bu Rusya'daki AVM yangınının kısa bir videosu var, onu göstersinler. Şimdi burada biliyorsunuz 80 oldu tabii. Evet. Ve bunların büyük bir çoğunluğu çocuk. Evet, maalesef. Evet. Ve burada 79'du, son bir kişi daha bir 80 kişi oldu. Daha 80 oldu. Evet. Bu mesela bu binayla ilgili tespit edilen o kadar olumsuz noktalar var ki şimdi şeyi göreceğiz. Bu binada işte en önemli konulardan bir tanesi işletme. Okuduğumuz kadarıyla bir kere 4. katında meydana gelen kısımda tamamen çocuk eğlence merkezinde oldu. Çocuk eğlence merkezi var, bir taraftan sinemalar var. Çocuk eğlence merkezinde kullanılan malzemeler, birincisi eksikliklerden, en büyük eksikliklerden bir tanesi orada kullanılan plastik malzemeler. Bu kısımda ilk bazılarının bazı ifadelere göre çocukların oynarken yaktıkları söyleniyor. Kibritle oynadıkları, tutuşturdukları söyleniyor. Bazıları elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor söylediğine göre. Ama önemli olan tabii ki oradaki yoğun duman, siyah dumanlar kesinlikle plastik esaslı malzemelerin çok ağırlıklı, yoğunluklu olduğu söylüyor. Bakın başka, zaten şeyde izliyoruz videoyu. Bu baştaki bir taraftan o beyaz gibi görünen itfaiyenin su sıktığı kısımlarda, buharlaşan kısımlar. Evet. Daha önceki kısımlarda daha siyah. Buradaki işletmede algılama sisteminin, duyuru sisteminin bir çalıştığını ve görevliliğini kapattığını, çünkü çocukların oynadığını zannettiğini bir iddiaya göre. Bir iddiaya göre de tamamen kapalı olduğu bu. Mesela bu tamamen işletmeyle ilgili bir eksiklik. Arkasından bu kısımda olan çıkışların yeterli olmadığı, söndürme sisteminin olması gerekirken olmadığı gibi birçok hatalar var. Burada da o tip hatalar var. Yani sadece tabii ki inşallah bizde bu tarz olmaz. Bizde buna benzer çok sayıda yer olduğunu söylemek mümkün. Plastik malzeme Türkiye'de de o büyük oyuncaklarda, yani çocukların üstüne girip veya içine girip oynayacakları büyük oyuncaklarda da çok kullanılıyor. Bu kısımda aslında biraz önce söylediğiniz vatandaşın duyarlı olması gerekir. Gerçekten çocuğunu eğer böyle bir yere, eğlence merkezine götürüyorsa, alışveriş merkezlerinde çok sayıda var, oraya sorması lazım. Burada sizin önlemleriniz yeterli mi diye. Ve aslında gerekiyorsa, tereddütü varsa bunu şikayet etmesi lazım. Bunlar tabii çok önemli. Çocukların dışarıda artık kullandığı elbiseleri, yatakların bile yangına dirençli olması zorunlulukları getirildi. Olması gerekiyor. Çünkü çocuk oynayacaktır, yakacaktır, bu olacaktır. Bizde de maalesef en çok ölümler, yangınlarda ölümler çocuklar olmakta. Bizde de çocuklar olmakta ama bizdeki tabii biraz daha farklı. Çocukları içeriye kilitleyip çalışmaya giden kadınlar, çocukları içeride bırakıp dışarı çıkan ve çocukların sobayla oynaması, elektrikli ısıtıcıyla oynamasından kaynaklanan yangınlar oluyor. Evet. Şimdi bir de yani aradan
seneler geçmiş olmasına rağmen eski Ulus Meydanı'ndaki Ankara'daki yangını hatırlarsınız. Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt. Evet. Şimdi o günden bugüne hemen hemen hiç bir ders almadığımız anlaşılıyor. Mesela biz hemen bu Polat binasındaki yangının fotoğraflarını da ekrana getirmek istiyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi burası da çok ucuz atlatılmış bir. Burası tabii şundan ucuz. Aslında burası biraz daha farklı. Birincisi tabii buradaki kullanılan malzeme de yanıcı. Yanıcı. Yani evet. Akıllı bina deniyor. Yanan bina nasıl akıllı oluyor ben anlamıyorum. Evet. Birincisi yapılırken bu iç kısmına otomatik söndürme sisteminin yapılması iç kısmına geçişi engelliyor. İkincisi yanan kısım sağır cephe. Onun için de o da bir avantaj oldu değil şans mi? Aslında, evet, şans aslında. Bu nedenle kolay sönen, onun arkasından da işte burası akıllı olduğu için söndü, burası akıllı olduğu için yanmadı denildi. Bu da büyük aslında eksikliklerden bir tane. Daha sonraki yapılarda da bu kullanıldı bir reklam aracı aslında olarak. Çok büyük hatı. Çok. En büyük eksikliklerden bir tanesi bu Cimol yangını vardı. Evet. Küçük Çiftlik Parkı'ndaki. Doğru. Şimdi ben çok yakındaydım. Haber verdiler, hemen gittim. 7 numaralı sinema salonu vardı. Sinema salonundan çıkış Kazan Dairesi'nin içerisinden geçiyordu ve o kapı kapalıydı. İkincisi bu gece olduğu için aslında acil durum aydınlatması olması gerekir. O çalışmıyordu. Yönlendirme işaretlerinin ışıkları görünmüyordu. Ve en önemlisi otomatik söndürme sistemi yapılmıştı. Söndürme sistemi beni bile ıslatmıyordu. O kadar yanlış bir uygulamaydı. Arkasından öbürsü gün, çalışmayan bir uygulamaydı. Ondan sonraki günlerde hiç doğru dürüst olan bir şey yok. Bu binada her türlü önlemler vardı. Bütün önlemler alınmıştı şeklinde oldu. Oradaki çok sayıda insanın hayatını kaybetmemesinin tek sebebi hemen 100 metre yanında itfaiyenin olması ve çabuk gelmesinden dolayıydı. Evet. Bu tarzda biz aslında bir şey olduğu zaman gerek Polat'ta gerekse bu Cimol yangınlarında sanki oradaki önlemler iyiydi de ondan dolayı önlem olmadı gibi. Yahut da yangın elektrikten çıktı, bütün suç elektrik iyi olsaydı, elektrikten çıkmasaydı bir şey olmayacaktı. Mantığıyla hareket edildiği için hatalı oluyor. Bu mentaliteden önce vazgeçmemiş lazım. Biz de öyle bir mentalite ki bir şey olmaz mantığıyla hareket ettiğimiz için bu oluyor. Affedersiniz. Şimdi Türkiye'de yapı denetimlerinde çok ciddi bir problem olduğunu biliyoruz. Yani hem yasada yapılan değişiklikler nedeniyle hem de uygulamalar nedeniyle. Biraz sadece adı var galiba. Sadece adı var. Bunun yanında bir de yangın güvenliği konusunda da çok benzer bir durumun olması ve bu konuda yetkili olması gereken kurumların, kuruluşların, kamu kuruluşlarının arasında topun gidip gelmesi sonuçta içinden çıkılamaz bir tablo ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde bunu ortadan kaldırabilecek herhangi bir girişim var mı? Siz aynı zamanda çünkü yangın güvenliğiyle ilgili olarak vakfınızda da ciddi çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu konuda benim söylediğim en önemli husus şu. Uzman kişilerin, bilen kişilerin, uygulamayı bilen kişilerin yetişmesi lazım. Evet. Uygulamayı bilen kişilerin yetişmesi için doğrudan doğruya sadece eğitim yeterli değil, zorunluluk lazım. Şimdi bir taraftan zorunluluk olması var. İkincisi eğitim eksiklik var. En önemli eksiklik ise bu konuda bir kurumun olması ve o kurumda elemanların yetişmesi lazım. Eğer siz yetkili olan bir kurum belirlemezseniz zaten eleman yetiştiremezsiniz. Evet. Kimin şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde yangın oldu. Oraya yapılan sistemin kontrolü yanlış. Algılama sisteminin yanlış. Bir taraftan elektrikler sarkmış. Bir taraftan o yangın dolaplarının içine baktığınız zaman sistem yok. Bir taraftan tutuyorsunuz ahşap şeyi. İlber Hoca'nın kütüphanesini ahşap kütüphane yapıyorsunuz. Elektrik telleri sarkıyor. Aynı elektrik
elektrik tesisatını, eskiden yapılan elektrik tesisatını onlarca faksı bağlıyorsunuz, kompüteri bağlıyorsunuz, masa lambasını bağlıyorsunuz. Arkasından da yangın çıktı diyorsunuz. Yani bir taraftan neyin riskli olduğunu, neyin risk getireceğini, neyin hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesi lazım. Bir şey siz eski tarihi yapıyı o şekilde kullanırsanız elbette yanacaktır. Ve en büyük yangınlar aslında devlet dairelerinde ve tarihi yapılarda oluyor. Evet. Bir şeye baktığınız zaman Haydarpaşa garı yandı, çatısı yandı. Haydarpaşa garında fotoğraflarını çektim. Yangın önlemi olarak 6 tane kova, yanında kazma, bir kazma kürek var. Kürek. 6 kova olmasının sebebini biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Yangın yazmak için. Üzerine eğer İngilizce yazsaydınız 4 kova olurdu. Evet. Şimdi hala bu kısımda, bu zamanda 6 kova koyuyorsanız orada elbette tedbir yok demektir. Yanacaktır. Git her geçen günde tarihi varlıklarımız her geçen gün azalıyor. İnşaatının bittiği zaman da herhalde 6 kova vardı. Bugün de 6 kova. Enteresan hocam. Yani. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Bir de şunu soracağım. Aynı zamanda bu ulaşım araçlarında da ciddi yangın tehlikeleri olduğunu ve herhangi bir güvenliğin de olmadığını tespit ediyoruz. Mesela en son yapılan vapurlarda bütün o camlar, hareketsiz camlar, sabit camlar ve çok uzun bir mesafede çıkış noktası arıyorsunuz. Keza sadece vapurlarda değil, yani şehir hatları vapurlarında değil, aynı zamanda şehirde şimdi çok sayıda kullanılmakta olan motorlarda da aynı sorunlar var. Bunlarla ilgili sizin vakfınızın veya sizin yaptığınız herhangi bir inceleme ve bilgi var mı? Bu konuda aslında yolcu taşıyan gemilerde diyeyim, SOLAS kuralları var. Evet. Can güvenliği ile ilgili uluslararası denizcilik örgütlerinin hazırladığı SOLAS kuralları var. Bu SOLAS kurallarına göre açık denize giden bütün yolcu gemilerinde mutlaka su sisi dediğimiz sistemin olması lazım. Bu şeylerde ise küçük şehir içinde çalışanlarda ise yine otomatik söndürme sistemi olması lazım. Şimdi baktığınız zaman bu şeylere deniz işletmesinin yeni vapurlarında, şehir hatlarında onda olsun, bu deniz otobüslerinde olsun, bu otomatik söndürme sistemleri var. Evet. O, aynı zamanda algılama sistemleri de var. Buralarda en büyük risk aslında yangın riski yolcuların olmadığı, teknik dairelerin olduğu kısımlarda. Bu teknik dairelerin yani olduğu, motorların olduğu, pompaların olduğu. O kısım. Yenilerde aslında bunlar var. Eskilerde yok. Bu şimdiye kadar 4-5 tane ben deniz hatlarında çalışan vapurların yangınına, 2-3 tane büyük tanker yangınının söndürmesine bizzat katıldım. Bunların içerisinde uluslararası kurallara göre hareket edilirse fazla bir risk yok. Evet. Ama maalesef en büyük risk, biraz önce de söylediğim gibi, olan sistemlerin çalışıp çalışmadığından pek emin olamıyorsunuz. Türkiye'de en bunu denetleyen bir mekanizma da maalesef yok. Maalesef yok. Evet. En büyük eksikliklerden bir tanesi bu. Bu yangın güvenliğinde aslında ben şey derim, 5N1K derim, basında olduğu gibi basında sizin. Olduğu gibi. Şimdi öncelikle ne olmalı bir binada? Bunu yönetmelikler belirler. Evet. Ama ne olmalıdan arkasında nasıl olmalıdır kelimesi, nasıl uygulanmalıdır kelimesi, nasıl test edilmelidir kelimesi, nasıl işletilmelidir? Bu 5N'ye bu şekilde dedikten sonra en sonunda da bunları kim yapmalıdır? İşte en büyük eksiklik bizde sadece bu 5N'nin birisi ne olmalıdır? Sprinkler olmalıdır, şu olmalıdır, bunu yönetmeliğimizde bunlar var. Yönetmeliğimizde var, sağ olsun Allah rahmet eylesin Demirel'in sayesinde buna kavuştuk diyebilirim. Ama diğer kısımlar çok daha eksik. Evet. Bu eksikliğin en büyük sebebi iki faktör var. Birincisi eğitim bakımından, bilgi bakımından yetersizlik. İkincisi de tabii ki
ekonomik nedenler. Şu anda yönetmenliğe göre 51.5 yani 51.5 metrenin üzerindeki bütün konutlarda söndürme sisteminin, algılama sisteminin, basınçlandırma sisteminin, sizin söylediğiniz itfaiye asansörünün olması lazım. Ama birçok bina 51.5 değil 51 metre yapılarak bunlardan tasarruf edilmiyor. Tasarruf ediliyor. Yani bunu büyük bir kazanç olarak görülüyor. Evet. Bu tarzdaki yönetmeliğin aslında bu tarzda uygulamada da azaltılması lazım. Hemen şunu söyleyeyim. İngiltere'de 1660 yılında meydana gelen büyük Londra yangınında sonra yönetmelikler çıkarılmaya başlandı. Ve şu anda her 2 yılda bir yönetmelik yenilenir. 5 yılda bir yenilemek zorunluluğu getirilmiştir. Bizde bir yönetmelik getirildiği takdirde onu değiştirilmiyor, iyileştirilmiyor. Şu anda 2007 yılında getirilen 51.5 metrenin üzerinde otomatik söndürme sistemlerinin olması mutlaka 30'a indirilmesi gerekmesine rağmen indirilmiyor. Evet. İngiltere'de işte son örneğini Londra'daki bir konut binasında gördük. Bütün o önlemlere rağmen gene de güvenlik açıkları ortaya çıkıyor. Hocam çok teşekkürler. Vaktimizi hızla doldurduk. Bu Amerika'daki Trump binasındaki yangına da değinecektik ama yani 50. katta olan bir yangın, bir ölü ve 6 yaralı var. 6 yaralı da itfaiye. 6 yaralı itfaiye, ölü de oranın sahibi 1996 yılında almış. Maalesef orada söndürme sisteminin olmaması ama New York itfaiyesi aslında dünyanın en iyi itfaiyesi. New York itfaiyesi gibi bir itfaiyenin olması daha yukarılara yangının geçişini engelledi. O kadar yüksek bir bina olmasına rağmen. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Gelecekte de gene bu konuyu diri tutmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten yapılardaki durum gibi bu yangın güvenliği ile ilgili sorunlarımız da mutlaka üzerinde durulması gerektiğini gösteriyor. Evet. İnşallah yangın olmadan yangını haber edersek bu azalır. İnşallah. Yangınsız günler diliyorum. Evet, sağ olun. Efendim İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü yine saat 16'da 69. programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.